Sevgili arkadaşlar, şerbet, kek, fondön şekeri, ballı su ya da abi ben başka şeyler, pekmezdir. İşte o şaf kaldı, bu kaldı. Ne yapabiliriz? Arıları bunlarla besleyebilir miyiz? Değerli dostlar, bizim önceliğimiz her zaman şu olmalı. Birincisi her zaman şerbet, yani şurup. Ama ondan daha da öncesi imkanımız varsa, ben Trakya'da yaşadığımız için maalesef çok kaliteli bir bal da olsa piyasada değeri düşük olduğu için ayçiçek balını kullanıyorum. 1 kilogram ayçiçek balına 200 mililitre su karıştırıp arılara besleme olarak verebilirsiniz. İkinci yöntem, şeker şerbeti, yani 1 litre su ile 2 kilogram şeker. Ölçüleri de birebir yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz su 1 kilo 1 litredir. Sadece su için geçerlidir. Sevgili dostlar, 1 litre su ile 2 kilogram şekeri yapabilirsiniz. Abi çok koyu değil mi? Merak etme, koyu olmayacak. Eğer duru yaparsanız sevgili dostlar, bazı hastalıklara sebebiyet verebiliyorsunuz. Önceliğimiz her zaman ballı şerbet, sonra şeker şerbeti olacak. Havalar çok sıcaksa sevgili dostlar, ancak o zaman bazen birebir olabilir. Ama abi işte 1 litre suya ya da 5 litre suya 1 kilogram şeker, petek kabarsın falan, aman bunlara sakın girmiyoruz. Daha önce anlattık. Bir diğeri sevgili dostlar, kek kullanabiliriz. Kek de çok faydalı biliyorsunuz ama keki kendiniz yaparsanız her zaman daha doğru olanı. Bir kek tarifimiz olacak. Ama her balın hacmi, yoğunluğu, hatta her pudra şekerinde hacmi, yoğunluğu farklı olduğu için net ölçüler yok. Onu siz yavaş yavaş ikisini hamurlu bir şekilde yoğurarak kulak memesi kıvamına gelecek bir şekilde, akışkan ama peteğin üzerine koyduğunuzda da aşağıya akmayacak bir kıvama gelene kadar hamur bir şekilde yapabilirsiniz. Değerli dostlar, içine bir miktar polen atabilirsiniz kekin. Bir miktar yine aynı zamanda yaş maya da atabilirsiniz, kuru maya da atabilirsiniz. Bu onun protein değerini yükseltecektir. Ama harici diğer şeyleri falan sakın atmayın. Vitamin falan bunları atabilirsiniz. Sevgili dostlar, ikincisi fondön şekeri. Eğer fondön şekerini evde kendiniz yapacaksanız sevgili dostlar, hop, kekten bir önceki sıralamaya bunu alabilirim. Ama fondön şekerini kendiniz yapacaksınız. Ama eğer satın alacaksanız ballı şerbet, şeker şerbeti, kek, fondön şekeri. Daha sonrasında da sevgili dostlar, bu hazır satılan akide şekerleri falan gibi uzun süreli. Abi arıyı susatıyormuş. Böyle bir şey yok. Bunu zaten sizler artık gördünüz. Bütün videolarımıza gösterdik. Kışın sürekli deneme amaçlı kovanlarımıza kek dahi verdik. Susar dışarı çıkar. Bunları geçeceksiniz. Balın susatma mineral değeri kekten daha yüksektir. Sevgili dostlar, peki abi elimde pekmez kaldı. Kayınvaliden pekmez verdi. Vardı, şu vardı, bu vardı, şu olabilir mi? Değerli dostlar, arıların dolaşım ve sindirim sistemine göre ters. Ama çünkü içinde çok yoğun bir fruktoz içeriyor. Aynı zamanda kaynatması çok yüksek olduğundan dolayı HMF değerleri de çok yüksek oluyor. Fakat ne kadar yanlış olduğu teorikte gözükse de henüz daha kanıtlanmış, arıya verdiği bir zarar yok. Fakat eğer çok sulu, zıvık, kokmuş, kötü bir halde verirseniz nosema'dan tutun birçok hastalığa da sebebiyet verebilirsiniz. Onu daha çok böyle koyu kıvamlı, biraz da şeker şerbetiyle beraber harmanlayıp verebilirsiniz, ziyan olmasını istemiyorsanız. Bütün bu beslemelerin yanında vitamin muhakkak kullanın sevgili dostlar. Vitaminden şaşmayın. Bunu daha önce anlattık. Bizler arıların yaşam döngüsünü bozduk. Abi ne bu besleme ya? Önceden besleme mi varmış? Önceden besleme yokmuş ama önceden Trakya'da %95 oranında ayçiçeği de yoktu. Önceden bu kadar tarım arazisi yoktu. Arılar nektarlarını doğal çiçeklerden alıyordu. Arıların düzenini biz bozduk ki. Biz bozduysak maalesef bu katkıları da sağlamalıyız. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli sevgili dostlar. Her şey yolunda gitseydi arılar zaten kendi doğal seleksiyonu haliyle o vitaminleri, o nektarları alacaktır. Ama bizler onların bu işleyiş tarzını bozduğumuzdan dolayı bu takviyeleri yapıyoruz. Vitamin bala karışmaz. Keşke karışsa. Balın değerini arttırır. Vitamin farklı bir şeydir. İlaç gibi düşünmeyin. Bu arada bunu da es parantez olarak sizlere belirtmek istedim. Bize çok sorulan sorulardan biriydi. Ve sizler de biliyorsunuz ki çok sık sorulan sorulara yazı yazmak yerine onlara video içeriği olarak oluşturmaya kendimize daha uygun buluyoruz. Ballı şerbet, şeker şerbeti,
Ev yapımıysa fondön şekeri, ev yapımı değilse kek, daha sonra fondön şekeri, daha sonra akide şekerleri, daha sonra evde yapılan pekmezli, beraberinde reçeldi, şunlar bunlar, onlar aşağıdan sıralamaya bu şekilde gelebilir. Yine de pekmezdi, reçeldi, bunlara şerh düşerek kabul ettiğimi de söylemek isterim. Sorulan bir soruydu. Sizlerin de faydalı yorumlarınız, faydalı içerikleriniz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.